Japon kelebeği. Şimdi Japon kelebeği... Aslında burada kelebek de değil. Niye kelebek dediğim? Biz kelebek dönüşüyor. Kelebek yalancı dönüşüyor. Kelebek diyoruz ama aslında bu bir kelebek de değil. Çünkü kelebeğin hepimizin bildiği bir şey var. Kelebeğin ömrü 24 saat. Bu 24 saat değil. Bugün geliyor buraya yapışıyor. Ertesi sabah yine orada, yine orada, yine orada. Arta gidiyor. 24 kelebek değil. Farklı bir böcektir. Kim koyduysa bu zararlı... böcek diyelim, hayvan diyelim, evet. Her neyse bunun adına kelebek koymuşlar. Ama bir gerçek var ki şu anda... Kelebek kelebeğe benzediği için biz halk arasında öyle dedik. Ama şu anda Karadeniz'den Marmara'ya kadar bilmiyorum Ege'ye Akdeniz'e indi mi kelebek? Hayır, yalnız bizde de var. Hayır, hayır. Geldi. Geldi. İstanbul'a geldi. Hayır, söyleyeceğim. Söyle abi. Şu anda Gürcistan sınırına kadar gitti. Diğer taraftan Giresun'a kadar Karadeniz'den geldi. Arttı. Rize'den İstanbul'a gelen çay kamyonlarında Büyükdere'ye gelen fabrikaya kamyonla beraber bir Sarıyer tarafını şu anda sarmaya başladı. Bir. Eyvallah. İki. Sen Rize'lisin. Memleketten çay bitti. İkinci çayı bitirdi. İstanbul'a gelirken işte erzak merzak yapıyorsun ya. Evet, senin yaptığın kolide, bolçada bilmem ne de o böcekten veya vampir kelebek deniyor ona. Kelebek değil ama evet. Vampir gibi. Bu İstanbul'a da geldi. Ümraniye tarafından da görüldü. Şile tarafında da gözüktü. Şimdi biz Rize'de deniyor ki Rize bu Rize'yi mahvederken, Trabzon'u mahvederken kimsenin umurunda değildi. Şimdi İstanbul'da zarar vermeye başlayınca belki bizim kelimize de merhem olurlar, çare aramaya başlarlar. 12 senedir bu haşereye karşı, vampir kelebeğe karşı laboratuvar ortamında bunu bertaraf edecek bir ilaç, böcek, bir şey geliştirebilir. Bu bile geliştirebilir. Sorulduğu zaman 19 Mayıs Üniversitesi'nde hocalar çalışma yapıyor. Çaykur'un konuyla alakalı sempozyum yaptı, basın bildirisi yaptı, afişler yaptı, afişleri de astı. Jack Jack değil ya. Ne yapıyor bazı çiftçilikte iyi durumda olan, yani bağ bahçesine çok önem verenler kendilerince çözümler geliştirmişler. İlaçlama yapıyorlar, tütsüler yapıyorlar, kendi bahçelerini koruyorlar. Örneğin bizim İslampaşa'daki, Rize Merkezi İslampaşa'daki bahçemizin bitişiğinde fidancılık yapan bir komşumuz var. O bir ilaç geliştirmiş, o kendi bahçesini korurken bizim ona sınır olan bölümdeki yerimizde, yani bizim çay bahçemizin veya normal sebze bahçemizin tamamı değil de o çakmakların bölümündeki yerde bunun ilaçlamasından yararlanarak bizim o alandaki yerimizde de mesela vampir kelebek yok. Aydınlanmıyor. Peki abi bir saniye. Yani burada bak önemli bir şey var. Diyorsun ki bu kelebeğe karşı vatandaş kendince çözüm buluyor. Belki de bu acaba bu çözüm mesela bir model olabilir mi? O çözüm mesela pahalı bir çözüm mü? Adam yoksa bir hani buluş mu yaptı ya da bu işi ne kadar biliyor? Nasıl yaptı? Canlı ama... ismini vererek söyleyeyim. Canlı yayındasın herhalde. Evet, canlı yayındayız. İslampaşa Mahallesi'nde Melih Topçu diye bir kardeşimiz var. Melih, Rize'de, Rize. İstanbaşa Mahallesi'nde Melih Topçu diye. Melih şu anda milli takım rafting antrenörü. Rize'de genç sporcular geliştiriyor. Diğer taraftan da UT, bağlama UT imalatı yapıyor kendi atölyesinde. Standart işi bir çocuk. Melih de düşüktü. Melih şu anda yanlış söylersen herkesi de yanıltmış olabilir. İsmini veriyorum. Melih Topçu kardeşi İstanbaşa'nın fidancılıkla aynı zamanda topçular İstanbaşa'da fidancılıkla uğraşıp bana neyle nasıl mücadele ettiklerini anlattı. Ben yanlış bir şey söylemiş olmamak adına burada... Ama şöyle diyelim, kaç dönüm arazisini halletti Melih? Mesela ne kadar? Bir 3 dönüm, 5 dönüm. 3 dönüm, 5 dönüm yedim. Ama orada şu anda vampir kelebek Rize'de 3 dönüm arazide zarar veremiyor. Sadece Melihler'de değil, İslampaşa'da fidancı aile çoktur. O fidancı ailelerin büyük bir kısmı devletten, kamudan bu desteği alamadıkları için, çünkü Rize Tarım İl Müdürlüğü'ne de ben birkaç defa bu konuyla alakalı gittim. Sadece baktılar, yapabileceğimiz bir şey yok dediler. Fiilen benim yüzüme söylendi, yapabileceğimiz bir şey yok dediler. Ama İslampaşa'daki fidancı arkadaşlar hepsi kendileriyle alakalı çözümler üretip kendilerini korumaya aldılar. Çaya zarar vermiyor deniyor ama baktığımız zaman çayın bedeninde filize giden bu bedeni damar suyuyla damara burada onlarca yüzlerce evet. Fotoğraflarını çekiyor. Zaten böceğin özelliği su emmek. Su emmiyor. O emdiği suyla pamukçuk olan kelebek, kelebek dediğimiz böcek pamukçuk şekilde
büyüyor, kelebek oluyor. Kelebek evet. Halini içiyor. Ben de öyle değil, mesela normal kelebek veya böceğe böyle vursan dökülmüyor, uçuyor. Şimdi, gibi. Yani burada benim de söyleyecek bir sözüm var. Aslında memlekette baktığımızda kürsüler dolu, üniversiteler dolu, tezler hazırlanıyor, bir sürü sembozyumlar yapılıyor. Halbuki şu anda tarım kesiminin en büyük sıkıntılarından birisi bu vampir kelebek diyelim. Bu konuda Tarım Bakanlığı'nın bir çalışması yok. Dediğiniz gibi üniversitelerin ziraat fakültelerinin bir çalışması yok, ciddi bir çalışması yok. Görünürde var, bildiri ve tebliğ yayınlama boyutunda var. Ama hiçbir konuda bizim, hangi konu olursa olsun, sempozyumlar sadece bildiri yayınlamak için olmamalı. Yayınlanan bildirilerin de sahaya inip uygulanması gerekiyor. Çaykur Genel Müdürlüğü'nün asmış olduğu pankratlar, dövizler, afişler bu işi çözmüyor. Üreticiye döviz astık, afiş astık. Hayır, sahaya inip. İn abi. Başka bir tehlikeden daha bahsedeyim. İslampaşa'da bizim kendi evimizde. Geçen yıl, ben her yıl yazın önemli bir kısmını Rize'de geçiriyorum. Evin içerisinde bu vampir kelebek pek olmazdı. Ama bu yaz bütün evlerimizin içerisinde de... Evin içinde vampir... Peki abi evin içinde neyi buluyor? Çanlı ne buluyor? Yiyecek ne buluyor? Artık ışığa geliyor, neye geliyorsa geliyor. Evin içerisinde evet. Doluşmaya başlıyor. Şimdi sen buna bitkiyi, meyveyi zarar veriyorsa, özünü emiyorsa, bitiriyorsa... Yemeği pişirirken, ben yemekten pek anlamam ama gördüğüm kadarıyla tencerenin kapağı hafif açık bırakılır. Oradan bir evet, buhar çıkar. Buhar çıkarsın. Şimdi geldi o buhardan içeriye doğru düştü 3 tane o kelebekten. Yemekle beraber pişti gitti. Bu kelebeğin ne derece biyolojik zararlı olduğunu, ne gibi yan etkileri olduğunu hiç bilmiyoruz. Yemeğe de karışık tabağımızla beraber eridi gitti, yedik gitti. Yani insan sağlığını da zarar etme noktasına geldiğini artık düşünüyorum. Tabii. Ama o zaman demek ki bak ben mesela 12 yıl, ben bunu bir 3-4 yıldır Yakup Aksoy olarak söylüyorum. Ben bu kelebeği 3-4 yıldır fark ettim varlığından, zararından. Demek ki siz bunu 12 yıl önce belki de ilk çıktığı zamanlarda ya da ilk zarar vermeye başladığı zamanlar fark etmişsiniz ve bu tehlikedir, bunu önleyelim diye. Kendinizce orada üniversitede işte Çaykur'da, ilçe tarım, il tarımda neyse çalışmalar yapmışsınız. O dönemde yani senede birkaç defa Rize'ye gittiğimizde hocam böyle böyle bir sıkıntımız var. Bu konuyla ilgilenir misiniz diye bana dediklerimle vakıf oldum. Ama çok yaygın değildi. Ama son 5-6 senedir artık son 3 senedir tamamen yani işte bu sene İstanbul'a da gelmişti. Evet, yani belki ben şöyle söyleyeyim. İndir aslında ağacından tutun fasulyesinden, salatalığından, indir ağacından saydım bak her yerde üreyebilen bir şey. Evet. İnanın üzümlerde mesela devasa atma üzümlerde çok büyük bir zarar veriyor. Evet. Senin şu anda küçük suda yani Beykoz küçük su civarında yok. Yok henüz şükür. Henüz yok ama olmayacak diye bir şey yok. Olmayacak. Peki yani Recep Ali Üstad şöyle söyleyeyim. Sizce bu vampir kelebek önümüzdeki 1 yıl, 3 yıl, 5 yıl, 10 yılda, 12 yıl dediniz. Ne olur, nereye varır? Yani ne görüyorsunuz bunun geleceğini ne görüyorsunuz? Çok büyük zarar verir. Şimdi çok ciddi anlamda... Yani işin içinde olan kişi olarak yani önlemleri, refleksleri, ilgililerin ilgilerini, ilgisizliklerini şu bilen kişi olarak söylüyorum. Anda, ya, şu anda ilk defa bu sene Rize kamuoyu, sadece Rize kamuoyu değil, Trabzon milletvekilleri de mecliste konuyu ilk defa bu sene taşıdılar. Biz biraz Doğu Karadenizliler olarak Rize ve Trabzon'da, Trabzon'u biraz daha dışına tutalım ama Rize'de maalesef sesimizi çıkarmayı kendi aramızda kahvelerde konuşuruz, hep eleştiririz. Ama seslerimizi birleştirip ilgililere seslerimizi ulaştırmada pek başarılı, becerili değiliz. Bu sene ses birazcık daha fazla çıkmaya başladı. Sanırım bizim ilgili, bugün ilgili ilgisiz olanlar ilgilileri olduklarını, bu işe ilgilenmeleri gerektiğini hissedecekler. Zannediyorum önümüzdeki sezona kadar bu sene bunun çözümünü bulacaklar. Çalışma çünkü, başlar yani. Çünkü feryat çok yükselmeye başladı. Evet. Bize bir cevize ona da gelmeye başladı dedi. Konuyla ilgili çok hassas olan arkadaşlarımdan bir tanesi Kenan Yelkenci. Kenan Yelkenci denin de çok ciddi bir şekilde bu konuya eğiliyor. Bir kanaat önderi, lideri olarak Rize'de.
Kenan bu konuda ürün bazında da bir çalışma yaptı. Kenan'dan işittiğim kadarıyla henüz cevize sirayet edemedi. Cevizin dışında sirayet etmediği meyve ve sebze yok.